Sevgili izleyiciler, dış politikanın duayen isimlerinden Şükrü Elekdağ'ı ağırlıyoruz. Emekli Büyükelçi Şükrü Elekdağ'la özellikle Suriye'den yola çıkarak bölgemizdeki gelişmeleri, elbette terör can alırken ülkemizdeki gelişmeleri de anlamaya, anlamlandırmaya çalışacağız. İşin özü, Rusya bombardımana başladı. Yani bir Suriye masası var. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya bir aktivite içerisinde, bir şeyler değişti sanki. Bugün Merkel'in açıklamaları dikkatimizi çekti. Merkel de bir takım ülkeler sayıyor. Türkiye içinde yok. Ne oluyor diye 4,5 senedir süren Suriye'deki o savaşın bizi getirdiği yer neresi şu anda, anlamaya çalışalım. Zaman zaman haritalarda gündeme gelecek. Sayın Elekdağ, öncelikle Büyük Orta Doğu projesi dendi. Hani bir takım projelerden, haritalardan söz edildi. Irak'tan sonra Suriye'de bir şeyler yaşanıyor. Geldiğimiz nokta bize neyi anlatıyor? Geldiğimiz nokta şunu tam anlamıyla bir açıklıkla gösteriyor ki bütün Orta Doğu kaynıyor. Ve bütün Orta Doğu'da bu kaynama sonucunda büyük değişiklikler olacak. Jeopolitik bir değişiklik olacak. Büyük bir dizayn değişikliği var. Bunların hazırlığını görüyoruz. Yani gördüğümüz şekilde artık Irak'ın bütününü muhafaza etmesinin çok güç olduğu anlaşılıyor. Suriye'de aynı şekilde bir durum var. Her halükarda bunların aynı zamanda bütün Orta Doğu bölgesine de inikasları, yani bir takım etkileri olacak. Fakat şimdi en son duruma baktığımız zaman Suriye'de şunu görüyoruz. Yani esas itibariyle ufak bir kronolojik böyle yaklaşımla bu işe girişirsek çok daha iyi durumu anlatmış olacağız. Şimdi ilk önce 1 Temmuz'da Beşir Esad bir konuşma yaptı. Bu konuşma gayet ilginçti. Beşir Esad ilk defa olarak ordusunun zafiyetinden bahsediyordu. Dedi ki bizim ordumuzun büyük eksiklikleri var, personel eksikliği var ve biz bunu tamamlayamıyoruz dedi. Bu çok ilginçti. Çünkü Beşir Esad'ın ancak çok büyük bir moral baskı altında olması lazım ki çok büyük, derin bir takım etkenlerin altında olması lazım ki böyle bir şikayette bulunsun, böyle bir zafiyeti açıklasın. Gerçekten de 1 Temmuz'da Suriye ordusu yıpranmıştı. Moral bakımdan son derece düşüktü. Şimdi ilginç olan husus şu, yani bu durumu Beşir Esad'ın ilk önce müttefiklerini anlatması lazımdı, değil mi? Kapalı kapılar arkasında Rusya'ya anlatması lazımdı, İran'a anlatması lazımdı. Deşifre etmesi, açıktan söylemesi bir mesaj anlamına evet, mı geliyor? Evet, yani açıktan söylemesi, efendim bu işi çok, yani şu oldu, yani ben gerekli yardımı göremiyorum. Gerekli desteği alamıyorum anlamında herhalde yerde tefsir etmek lazım. İşte bundan bir ay sonra Rusya büyük bir silah yığınağı yapmaya başladı Suriye'ye. Bir ay sonra hemen. Rusya mesajı aldı yani. Evet evet, açıktan mesajı aldı yani tabiatıyla. Bütün bunlar Duma'ya da aksetti. Yani Rusya'nın meclisine, millet meclisine de aksetti. Ve büyük bir yığınak başladı. Bu yığınak tabiatıyla şöyle ilk önce düşünüldü. Yani esas itibariyle gelen silahlar Suriye ordusunun donatımına ve takviyesine yarayacak. Bu şekilde bunu görmek lazımdı. Fakat gelen silahlar arasında, sistemler arasında tabiatıyla Amerikalılar da, dünyadaki diğer efendim ülkeler de yakından takip ediyor ne geldiğini, ne gittiğini, görebildikleri kadar. Fakat işte uydularla efendim belli oluyor nelerin geldiği. Bir kere son derece üstün teknoloji uçaklar geldi. Yani biraz fazla yani Suriye için. Aynı zamanda hava savunma sistemleri geldi. Şimdi Suriye'deki muhalefetin uçakları yok ki böyle bir hava savunma sistemleri gelsin. Tabii bundan yana tanklar geldi, zırhlı araçlar geldi, topçu geldi vesaire vesaire. Diğer bütün efendim askeri donanım da geldi. Fakat bu bahsetmiş olduğum üstün teknolojili uçaklar,
Onun yanında efendim hava savunma sistemleri tabiatta bir takım şüphelere yol açtı. Ne yapmak istiyor acaba Rusya efendim diye düşünüldü. Şimdi bu kuşkular, bu tartışma devam ederken Batı dünyasında 29 Eylül'de tarihi zirve oldu New York'ta. Obama ile Putin bir araya geldiler biliyorsunuz. Hı hı. Kadehler kaldırıldı, yemekler yendi. 1,5 saatlik bir görüşme oldu. Çok ilginçti bu görüşme. Ve bu görüşme sonucunda tabii yani iki taraf da birbirine muber esasında. Ukrayna meselesi var, Kırım meselesi var. Amerika'nın Rusya'ya efendim uygulamaya başladığı, uyguladığı ve efendim ağırlaştırdığı yaptırımlar var. Bu yaptırımlar Rusya'yı çok sıkıyor, Rusya'nın ticaretini efendim engelliyor. Kasım iki devlet adeta. Evet, evet, öyle. Fakat o durumda iki taraf bir araya geldiler. İşte bütün bu efendim karşılıklı bir ara, mesafeli efendim duruşa rağmen bir efendim anlayış birliği ortaya çıktı ve kadeh kaldırıldı. Yani bu anlayış birliği dört noktadan ibaretti. Bunların birincisi Suriye'nin bütünlüğü muhafaza edilecek. Suriye'de seküler sistem, laiklik, çok ilginç bakın bunun altını çiziyorum, devam ettirilecek, sürdürülecek. Laiklik, laiklik demek çünkü eşit mesafe demek. Laiklik demek adalet demek. Laiklik demek ayrımcılık yapmamak demek. Yani bütün mesele de zaten buradan çıkıyor. Mezhepler arasındaki çalışma efendim sürüyor şimdi Suriye'de. Demek ki birinci efendim üstünde anlaştıkları nokta Suriye'nin bütünlüğünü muhafaza edecekler. Suriye parçalanmayacak. İki devlet de bu efendim hususta gayret çaba gösterecekler. Fakat bunun yanında bir başka husus daha var. O da laik seküler sistem muhafaza edilecek. İkincisi IŞİD'e karşı iki tarafta mücadele edecek. IŞİD'e karşı iki tarafta mücadele edecek. Üçüncü noktada barışın sağlanması için çabalar sürdürülecek. Şimdi barışın sağlanması için çabalar sürdürülecek deyince tabii Cenevre konferansları hatıra geliyor. Bu Cenevre konferanslarında ilerleme kaydedilemedi. Bunun en büyük nedeni de Saddam gidecek mi, gitmeyecek mi? Yani barış müzakereleri Saddam'ın mevcudiyeti mi başlayacak yoksa Saddam gittikten sonra mı? Ya Esad'lı geçiş süreci mi olacak? Affedersiniz. Esad diyorum. Evet, evet. Anlaşılıyor zaten. Diyorum. Problem. Esad, mesele Esad evet. Yani barış görüşmeleri Esad'lı mı olacak, Esad'sız mı olacak? Evet. Şimdi bu konuda bir anlayış birliği yok. Tabii Rusya'nın tutumu barış görüşmelerinin Esad'lı olması. Esad'ın devletin başında olması ve barış görüşmelerinin bu şekilde yürütülmesi. Amerika ve müttefiklerinin tutumu ise bu böyle olmaz. Yani efendim diyorlardı. Fakat en sonunda kontrollü geçiş diye, altını çiziyorum, kontrollü geçiş diye bir yaklaşım üzerinde anlaştılar. Yani iki taraf da kontrollü geçiş için kare kaldırdı. Şimdi bir gün sonra Kerry, yani Amerikan Dışişleri Bakanı, kontrollü geçişin ne olduğu konusunda daha etraflı bir bilgi verdi. Yani kontrollü geçiş şöyle olacak. Esad bulunacak ama öyle uzun bir süre kalmayacak. Yani kontrollü geçiş Esad'lı başlıyor ama Esad makul bir süre sonra ayrılacak. Fakat bütün bunlar muğlak. Yani daha bu konu üzerinde tartışma devam ediyor. Anlatabiliyor muyum? Fakat kontrollü geçişin olması konusunda iki taraf mutabık. Çünkü şu şekilde düşünülüyor. Amerika Irak'ta yanlış bir hareket yaptı. Irak'ı işgal ettiği anda Baas Partisi'ni tamamen feshetti. Halbuki ordu Baas Parti üzerine kurulmuş. Ülkedeki bütün bürokratik sistem Baas Partisi'nden, Baas Partisi feshedilince kaos. Kaos oldu. Hizmet verilemiyor.
efendim. Aynı zamanda güvenlik sorunları ortaya çıktı. Ve mezhep savaşı başladı. Muazzam kan döküldü. Aynı durum aşağı yukarı Libya'da da oldu. Yani bundan alınacak bazı dersler var. O bakımdan yani rejimi ortadan kaldırmamak lazım tam anlamıyla. Zaman içinde bunu değiştirmek lazım. Yani iki taraf da söylemiyor ama Suriye'de Baas rejimi devam edecek ama Saddam gidecek. Ha, Saddam ne zaman gidecek o tam anlamıyla belli değil ama gidecek. Evet, o kontrollü geçişte Esad'lı devam etmeye karar verdiler. Efendim Saddam diyorum kusura bakmayın. Evet, ama aynı şeyi sonuçta tarih tekerrür ediyor sanki onun için değil mi? Merak ettim Sayın Elektar, siz tamamlarken bir belki parantez de olur. Kadehler kalktı, hemen akabinden Rusya asker gönderme kararını onaylayıp bombardımana başladı Suriye'de. Ha, işte şimdi ona geliyorum. Bir dördüncü nokta var, onu da anlatayım. Aynı zamanda taraflar şu konuda mutabık kaldılar. Dediler ki biz IŞİD'e karşı mücadele ederken iki tarafta efendim uçaklar, hava kuvvetlerini kullanacak. Bu arada şunu söyleyeyim, parantez. Rusya dedi ki, ben de Amerika gibi kara kuvvetlerimi yitirmeyeceğim. Ben de daha çok hava kuvvetiyle, IŞİD'le mücadele edeceğim dedi. Yani işte Hizbullah var, Esad'ın kara gücü var, aynı zamanda İran'ın göndermiş olduğu bazı kuvvetler var. Bunlar kara gücü görevini yapacaklar. Fakat Rusya esas itibariyle hava gücünü sağlayacak. Yani bu anlayış var. Yani madem ki iki tarafında uçakları devamlı olarak uçuyor ve IŞİD'i bombardıman ediyor, bu itibarla bir koordinasyon lazım. Yani Amerika ile Rusya arasında da koordinasyonun geliştirilmesi. Karşı karşıya gelmesinler. Evet. Pentagon'la Rus Savunma Bakanlığı arasında bu konuda bir takım prensipler, bir takım kurallar konulacak. Şimdi işler böyle giderken, yani bunlar 29'unda oluyor ayın. Evet. Ayın 30'unda Rusya bombardımana başladı. Fakat bu bombardımanı yapmış olduğu bombardıman esas itibariyle IŞİD'e yönelmedi. Hem bir haritamız var, bir yandan o da gelsin ekrana. Orada hem 30'unda hem birinde bombardıman daha ziyade muhalefet kuvvetlerini bombalamaya başladı. Yani bu muhalefet kuvvetleri arasında radikal İslam kuvvetleri var. Al-Nusra vesaire falan gibi. Fakat bunlar arasında aynı zamanda ılımlı İslam güçleri de var. Ve aynı zamanda Amerika'nın, Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye ordusu da var. Evet, şu an zaten ekrana da yansıdı. Nereyi vurdu? Laskiye, işte Haman'ın orada. Yani 4-6-7 bölgeyi vuruyor ama hiçbirinde IŞİD yok. Evet, Hama Humus var. Laskiye'nin bazı bölgeleri var. Ve İdlib var. Yani bütün iki günde buraları vurdular. Fakat buradaki hangi kuvvetleri vurdular? Buradaki hem radikal Nusra İslam gibi kuvvetlerini, Nusra gibi, hem de aynı zamanda ılımlı İslam olan kuvvetleri ve Özgür Suriye ordusu kuvvetlerini vurdular. Tabii Rusya ısrar etti, hayır dedi, ben ondan sonra bu şekilde hareket etmiyorum, IŞİD'e vurdum dedi ama tabiatıyla bütün istihbarat örgütleri, batılı istihbarat örgütleri bu hususu tespit ettiler. Tabii Rusya sonra biraz değiştirdi tutumunu. Mesela bugün de işte 10 IŞİD kuvvetini vurmuş, IŞİD mevzilerini bulmuş, hedeflerini bulmuş, bunları böyle yaptı. Fakat tabiatıyla Rusya'nın bu şekilde hareket etmesi ve Esad'ın elini güçlendirmesi bu şekilde tepkilere yol açtı. Yani tepkilerin kuvvetli olmasının bir sebebi de şurada ilerledi. Sorulmaya başladı bilhassa Batı dünyasında. Acaba yeniden proxy war mı oluyor? Vekalet savaşı mı oluyor? Yani Suriye bir satranç tahtası ve burada piyonlar var. Fakat bu piyonların arkasında Rusya ile Amerika var. Ve esasında dışarıdan onlar savaşıyorlar ama
sahada piyonları savaştırıyorlar. Yani buna vekalet savaşı deniyor bildiğiniz gibi. Tabii aynı zamanda böyle bir durum bir soğuk savaş dönemi ortaya çıkartacak. Batı dünyasında bu konuda endişeler oldu. Fakat aynı zamanda en önemli hususlardan bir tanesi de eğer siz Esad'ın karşısındaki güçleri, muhalefeti ortadan kaldırırsanız o zaman Suriye sorunu çözmek çok güçleşecek. Belki de mümkün olmayacak. Yani çok uzayacak. İş tam anlamıyla kangren olacak. Yani böyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi işte bunun arkasından 2 Ekim'de Obama bir basın toplantısı yaptı. Obama yapmış olduğu basın toplantısında Rusya'yı kuvvetle eleştirdi. Ve söylediği şey şu oldu. Dedi ki askeri yönteme başvuruyor. Halbuki biz bunu diplomatik ve siyasi yöntemlerle halledecektik. Askeri yönteme başvuruyor Rusya. Bunun sonu felaket olur dedi. Bunun sonu felaket olur. Çünkü Rusya unutmasın. Rusya'daki halkın %80'i ki bunlar Sünni. Hı hı. Esad Nasuri bildiğiniz gibi. Hı hı. Efendim yönetime karşı yönetimi reddediyor dedi. Yani bu işin sonu çıkmazdır dedi. Ve aynı zamanda şu hususa ilave etti. Rusya'nın saldırıları IŞİD'i kuvvetlendiriyor dedi. IŞİD'i kuvvetlendiriyor dedi. Ve bu şekilde açıklamalar yapıldı. İşte bundan sonra Rusya'nın tutumu biraz değişti. Yani anlaşılan Rusya yine muhalefet güçlerini Esad üzerinde baskıyı hafifletmek için muhalefet güçleri bombardıman edecek. Fakat bu arada IŞİD'i de bombardıman edeceğini efendim ihsas ediyor. Fakat Batı basınında gördüğümüz şey şu. Eğer 20 mevzi muhalefetten vurursa Rusya, bir mevzi IŞİD'den vuruyor. Bu ne anlama gelir? Ne yapmaya çalışıyor olabilir Rusya bu durumda? Evet, yani bu çok ilginç tabii. Rusya ne yapmak istiyor? IŞİD'i de isterseniz biraz daha parantez açalım. Hani sonuçta IŞİD de bir devlet değil ama hiç sanki mühimmatı bitmiyor. Nereden geliyor gücü IŞİD'in? Bir yanda Musul'da, Irak topraklarında, bir yanda Suriye'de varlık gösterebiliyor. 4 cephede neredeyse savaşabiliyor. Bu gücü nerede buluyor? Mühimmatı nasıl bitmiyor? IŞİD'in gücü ne? Bir yandan da bunu konuşalım hani anlayabilmek için. Tabii. Buna muhakkak girmek lazım. Şimdi birinci sorunuza cevap vereyim. Yani Rusya ne yapmak istiyor? Şimdi bu konuda muhtelif değerlendirmeler var. Yani deniyor ki Rusya'nın amacı Esad'ı ayakta tutmak. Ve yani mümkün olursa Esad'ın Suriye'nin büyük bir kısmına hakim olmasını sağlamak. Evet. Yani böyle bir projesi olduğu söyleniyor. Yani bu bilhassa Batı basınında okuduğumuz şeylerden söylüyor. Evet. Fakat bu çok zor bir şey. Yani esas itibariyle yani bunu da nereden çıkarıyorlar? Bunu söylerken de Putin'in yapmış olduğu açıklamalar var arka arkaya. Bu açıklamalarda Putin diyor ki yani Amerika dünyanın başını belaya soktu. Amerika nereye efendim girerse arkasında keşmekeş, büyük bir trajedi, insanlık faciası bırakıyor. Amerika'nın bunu yapmasının efendim en büyük sebebi de oraya demokrasi götüreceğim diye götürüyor. Fakat demokrasi diye orayı berbat ediyor, mahvediyor. Ondan sonra çıkıyor. Bu önlenmeli diyor. Onun için işte buna misal olarak da Putin yapmış olduğu konuşmalarda Irak'ı gösteriyor. Efendim Libya'yı gösteriyor. Suriye'de de böyle bir şeyin Suriye'nin başına gelmemesini önlemek lazım efendim diyor. Yani onun için oradaki hükümeti, rejimi muhafaza edeceksiniz ki sistem çökmesin.
böyle bir efendim insanlık trajedisi korkunç boyutlara efendim varmasın. Fakat esasına bakarsanız Rusya'nın Esad'ı tam anlamıyla ayakta tutmak istediğini zannetmiyorum. Fakat yapmak istediği şey şu Rusya'nın. Tabiatıyla bunların da bir yerde makul efendim düşünen insanları var. Şunu yapmak istiyor. Esad'ın eline mümkün olduğu kadar güç verelim ve müzakere masasına Esad'ı güçlü bir şekilde müzakere edecek şekilde oturtalım. Ondan sonrasına bakarız. Yani esasında ben Rusya'nın da Esad'ı devamlı olarak Suriye'nin başında tutmak isteyeceğine ihtimal veremiyorum. Çünkü sabıkası çok. Ama Rusya'nın istediği oradaki rejimi muhafaza etsin. O rejim Rusya'ya veli nimet olarak baksın. Yani istedikleri bu. Ve Esad'ı ondan sonra bir ülkeye gönderirler. Rusya'da alabilir, belki benim bölgedeki ülkelerden bir tanesi alabilir. Fakat esas itibariyle Rusya'nın söylemiş olduğum gibi, altını tekrar çiziyorum, Rusya'nın bence istediği Esad'ı güçlendirmek, elini kuvvetlendirmek ve efendim Esad'ın müzakere masasına kuvvetli bir şekilde oturmasına veya Esad'ın temsilcilerinin müzakere masasına kuvvetli bir şekilde oturmalarını sağlamak ve mümkün olduğu kadar rejimin kendisini koruyarak bu müzakerelerden çıkmasını sağlamak. Ve tabiatı Rusya'nın da o ülkenin Suriye'nin veli nimeti olması. Yani birinci amacının bu olduğunu tahmin ediyorum. Şimdi şöyle bir durum var. Burada tarafların ders alacağı. Hem Rusya hem Amerika bildiğiniz gibi bunu söylemekte, açıklamakta yarar var. Hem Rusya hem Amerika Afganistan'da trajik bir deneyimden geçtiler. Yani ilk önce Rusya, hatırlayacaksınız, Afganistan'ı işgal etti. 130 bin kişi gönderdi Afganistan'a. Ağır silahlar gönderdi. Fakat Afganistan'da El-Kaide, ki El-Kaide'yi Amerika destekliyordu o zaman, El-Kaide öyle bir savaş verdi ki Ruslar barınamadılar. En sonunda Ruslar pes ettiler ve çekildiler. Ve buna denildi ki bu Rusya'nın Vietnam'ı denildi. Peki ne oldu Rusya çekilince? Rusya'nın çekilmesinin o kadar büyük sonuçları, inikasları, etkileri oldu ki inanamazsınız. Bu Rusya'da rejim değişikliğini tetikledi. Rusya dağıldı, çöktü. Sebeplerden birini orada bu Afganistan'da buluyoruz yani. Tabii efendim budur. Şimdi biz bunu unutuyoruz ama gerçek bu. Bu Rusya'yı salladı. Salladı ve bu sallantı sonucunda Rusya'nın parçalanması tetiklendi. Rusya'dan 16 ayrı cumhuriyet ayrıldı. Bunlar bağımsız devlet oldular. Ve Rusya duvar yıkıldı. Malum ondan sonra şeyde de Berlin'de de bütün bunlar ortaya çıktı. Netice itibariyle yani Rusya'nın her halükarda bu Putin'in bu deneyimden bir netice çıkarması gerekiyor. Şimdi aynı durumda Amerika'da var. Amerika'da gitti Afganistan'a. Ve bildiğiniz gibi Obama gelir gelmez exit stratejiden bahsetmeye başladı. Ne demek exit strateji? Nasıl çıkarız buradan? Bu hengameden nasıl kurtuluruz? Tabii bir günde de olmuyor kurtulmak. Ama şimdi Amerika'da çıkacak. Ve arkasında ne bırakıyor? Taliban bırakıyor. Hiçbir değişiklik bildirmedi. Sadece ve sadece felaket, büyük katliamlar. Hala devam eden. Devam eden, onu bıraktı. Yani çıkıyor. Binaenaleyh bugünkü durumda tarafların muhakkak ki bundan ders alması lazım. Şimdi burada bir noktayı daha belirtmemiz gerekiyor. Ne olur? Ne olacak? Yani şimdi Obama diyor ki 2 Ekim tarihinde yapmış olduğu açıklamada Rusya tarihten ders almadı. Rusya'nın başına da büyük felaketler gelir diyor. Ve diyor ki halkın büyük bir kısmı
Esad'ı reddediyor. Yani bu itibarla Esad'ı bu şekilde efendim yeni askeri teçhizatla donatmak, ona güç vermek, onu kuvvetlendirmek buradaki çarpışmaları, çatışmayı uzatacak ve efendim bunun sonunda daha fazla kan dökülmesi, daha fazla efendim insanların zarar görmesine yol açacak diyor. Şimdi bu doğru mu? Tabii yani burada çok doğru hususlar var şu bakımdan. Çünkü bugün baktığınız zaman Esad'ın Suriye'nin sadece %15'ini koruduğu, %15'ini muhafaza ettiğini görüyorsunuz. Yani diğer geri kalan %85 ya IŞİD'in elinde ya efendim muhalefet güçlerinin elinde. Yani esas Esad kıyı şeridini koruyor. Yani Laski'yi koruyor. Ve ondan sonra efendim. Ve bu son yapmış olduğu Rus hava operasyonları da Hama'yı, Humus'un etrafındaki efendim muhalefet güçlerini temizlemeyi öngördüler ki Şam ile Hama Humus arasında bir koridor açılsın ve Laski'nin etrafında bir savunma kuşağı kurulsun. Yani amaç buydu esas itibariyle. Bu şekilde aynı zamanda efendim İdlib'e üzerinde de baskı efendim azalsın. Amaç buydu. Yani anlaşılan Rusya bu şekilde gene devam edecek. Yani fakat Esad'ı güçlendiriyor bir şekilde ama dilerseniz biraz da IŞİD'i bir açalım, parantezi açalım da IŞİD'i biraz daha iyi anlayalım. Çünkü asıl büyük fotoğrafa da bakmamız gerekiyor. Evet. Tamam bu böyle de sonuçta niye bunlar oluşuyor? Niye oluşuyor? IŞİD'i bir parantez açalım. Gücü nereden geliyor? Yani bir şimdi devlet efendim, değil, bir şey değil. Bir anda ortaya çıktı ve şimdi, mühimmatı bitmiyor bir kere hiç. Şimdi IŞİD'in ortaya çıkmasın, yani çok uzun girmeyeceğim ama buna, yani esaslı bağla temel noktaları vereceğim şimdi. IŞİD'in doğmasının temel nedeni Amerika'nın Irak'ı işgalidir. Amerika'nın Irak'ı işgali şöyle bir sonuç doğurdu. Saddam döneminde azınlıkta olan Sünniler ülkenin %65'ini teşkil eden Şiileri yönetiyordu. Şiiler hor görülen, ülkenin imkanlarından daha az nasiplenen, buna mukabil Sünniler esas itibariyle ülkenin kaymağını yiyen, bürokrasiyi oluşturan, askerlerin büyük bir üst kademesinde olan kısımdı. Yani büyük bir ayrımcılık vardı. Apartheid vardı ülkede dedikleri şey. Hı hı. Yani şimdi işgal gelince tabiatıyla demokrasi diyor Amerikalılar. Demokrasi deyince Şiiler tabiatıyla efendim parlamento kuruldu. Şu yapıldı, bu yapıldı. Şiiler kontrolü ele aldılar. Şiiler kontrolü ele alınca tabiatıyla geçmiş yılların acısını çıkartmak istediler. Aynı zamanda Amerikan politikaları mezhepçiliği ön plana çıkardı, mezhepçiliği. Ve efendim Şia ve Sünni kavgaları başladı. Büyük kan aktı bütün bunlar dolayısıyla. Ve tabiatıyla iki taraf karşı birbirlerine karşı derin nefret hisleriyle efendim donatıldı. Yani böyle bir durum ortaya çıktı. Şimdi önemli hususlardan bir tanesi Baas Partisi'nin feshedilmesiyle aynı zamanda ordunun da Almanya'ya feshedilmesi efendim söz konusu oldu. Ordu da tabiatıyla kimlerden oluşuyor? Başındaki komutanlar, aynı zamanda üst düzey efendim subay kadrosu, teknisyenler vesaire. Bütün bunların hepsi esas itibariyle Sünni. Bunların hepsi dışlandılar, aç kaldılar, atıldılar. Anlatabiliyor muyum? İşte El-Kaide ile temas efendim ve aynı zamanda El-Kaide'nin etrafında, Irak'taki El-Kaide'nin etrafında bir toplanış başladı. Ve IŞİD'in temeli böyle atıldı. Ama IŞİD 3-4 sene fazla bir şey yapamadı. Yapamadı. Yani ne zaman ki Suriye
savaşı ortaya çıktı. IŞİD Suriye'de palazlandı, güçlendi, kuvvetlendi. Orada gelişeceği, yerleşeceği alanlar buldu. Oradaki savaştan yaralanan IŞİD oldu ve güçlendi. Fakat ondan sonra bildiğiniz gibi IŞİD'in büyük şehirleri alması, yani Musul'da yapmış olduğu harekat, operasyonla Merkez Bankası'na el atması, oradan milyonlarca dolar elde etmesi, aynı zamanda Irak'ın ordusunu ve bu arada peşmergeleri de püskürtmesi, ki bu Irak için çok büyük tabiatıyla utanç verici bir durum ortaya çıkardı. Ve bütün oradaki arsenalleri, yani almış olduğu silahların büyük kısmını da oradan sağladı. Evet, dikkatimi çeken tabii, hani bütün bunun yanında aynı zamanda IŞİD'in aynı zamanda başında bildiğiniz gibi bir komut akademisi var ve bunlar böyle dikkate alınmayacak kişiler değil. Bunlar böyle sokaktan toplanmış, ondan sonra bir takım muhalefet değil. Bu kişiler yönetiyorlar. Yani esas itibariyle bazı kadroları ve Irak'ın komutanlarının bazıları IŞİD'in başında ve IŞİD'e strateji veren, IŞİD'in stratejisini düzenleyen onlar. Yani ve bunlar o kadar hareket ediyorlar ki, mesela kuvvetlerini yayacakları zaman en stratejik mevkileri vuruyorlar. Gittikleri yerler enerji üreten bölgeler oluyor. Hemen o petrol bölgelerine yerleşiyorlar ve oradan petrol üretiyorlar. IŞİD'in Esad'a petrol sattığını biliyor musunuz? Satıyor. Yani Esad petrolün bir kısmını IŞİD'den alıyor. Çünkü IŞİD Suriye'de belli petrol kuyularının üzerinde. Aynı şekilde Irak'ta da aynı konu durumu var. Yani netice itibariyle böyle bir durum var. Şimdi bu bakımdan yani Türkiye'deki yönetim ara sıra söyler. Bu o kadar yanlış bir şey değil. Yani Amerika'nın esas itibariyle Irak'ta ve Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele ederken bir strateji yok denir. Bunu başkaları da söylüyor. Sadece Ankara söylemiyor. Ha, bu doğrudur. Şu bakımdan, çünkü bu işin temelinde esaslı bir mezhep savaşları var. Bu işin temelinde haksızlık, adaletsizlik var. Yani siz Irak'ı barışa kavuşturmadan tam anlamıyla, orada bu şartları ortaya çıkarmadan bu işi halledemezsiniz. Yani IŞİD'le daha çok şey söylenebilir tabii, ama yani şöyle ana hatlarıyla durum budur. Durum budur. Şimdi bir yandan yani, da şu açıdan aslında ben soruyu sordum. Gücü nereden geliyor derken, Amerika Birleşik Devletleri'nin beslediği diye de iddia var. Bölgede temizlik yapıyor, yani alan açıyor diyenler var. Hani o açıdan merak ettim, gücü nereden geliyor derken bir evet, yani bağlantı... tabiatıyla böyle konuşanlar var. Bu biraz zannediyorum bizim basınımızda böyle yazanları okuyoruz. Hatta Türkiye'deki siyasetçiler arasında da böyle konuşanları görüyoruz. Ama gerçek bu değil. Ama gerçek de şu var. Amerika'nın burada çok büyük kabahati var. Amerika'nın hataları muhakkak ki IŞİD'in ortaya çıkmasında yol açmıştır. Bunlar gerçek. Bunu kimse reddetmiyor. Amerikalıların kendileri de kabul ediyor. Ama Amerika IŞİD'i yarattı. Bu ondan sonra bir Anglo-Sakson, Amerikan ondan sonra manipülasyonudur. Temizlik yapıyor bölgede.
Bunların ben doğru olduğunu zannetmiyorum. Peki o zaman şimdi bu IŞİD'den sonra bir de PYD'yi değerlendirelim. PKK'nın Suriye'deki kolu deniyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra Rusya'nın da PYD'ye sıcak baktığını ki dört başlık ifade ettiniz. Onlardan birisi laiklik, seküler yapı. O bağlamda Kürt unsurları bölgedeki önemseniyor denebilir. Ama Türkiye'de PKK ile mücadele ederken PYD'yi de PKK'nın kolu olarak kabul ediyor. Biraz da Türkiye'ye yaklaşmış olalım. Kürt koridoru mu oluşturuluyor? Suriye'den bir Kuzey Suriye'den mi söz edeceğiz? Irak'ta olduğu gibi. Büyük Orta Doğu projesinin bir adımı mıdır? Buraya biraz yaklaşalım şimdi PYD'ye Kürt bölgesine bakarak. Evet. Şimdi bu çok önemli bir konu. Çünkü bu aynı zamanda Türkiye'nin karşılaşmış olduğu PKK tehdidinin daha iyi anlaşılmasına yardım edecek. Şimdi ben mesela işitiyorum, okuyorum gazetelerde. Aynı zamanda AKP iktidarı da bunu söylüyor. Diyor ki işte son zamanlarda Türkiye'nin kararlı PKK ile mücadele stratejisi nedeniyle PKK kuvvetleri çok büyük kayıplara uğratıldı diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2000 PKK'lının öldürüldüğünden bahsetti. Aynen bu şekilde bahsetti. Her gün Türk uçakları her gün değil mi sık sık Kandil'e gidiyorlar, bombardıman ediyorlar. Aynı zamanda Türkiye'de de hedefleri de vuruyor. Bizim polis ve jandarma kuvvetlerimiz artık operasyon yapıyorlar. Ve bunun sonucunda Başbakan Davutoğlu da hala İşte biz bitirdik, bitirmek üzereyiz filan gibi laflar ediliyor. Şimdi bunlar doğru değil. Bunlar doğru değil çünkü PKK'nın esas gücü şu anda, altını çizerek söylüyorum, Amerikan komutasında IŞİD'e karşı savaş veriyor. Yani aşağı yukarı bir tümenlik bir kuvvet. Bunlar PKK ve PYD kuvvetleri, hatta bundan daha fazlası. Bunlar Amerika'nın kara gücünü oluşturuyorlar. Ve Amerika bombardıman ediyor IŞİD'i. Bombardıman ettikten sonra bu kuvvetler kara kuvveti olarak o bombardıman edilen bölgeye gidiyorlar. Orada süpürme harekatı yapıyorlar. Süpürüyorlar. Geri kalan ne varsa. Amerika böyle çalışıyor. Bildiğiniz gibi Amerika kara kuvvetleri göndermedi herhangi bir şekilde. Sadece hava kuvvetiyle hareket ediyor. Ve tabiatıyla bu şekilde ortaya çıkan duruma, şimdi bunlar bizim yaklaştırdığımız sözcükler değil, Batı dünyasının geliştirdiği sözcükler veya evet. Şimdi deniyor ki artık PKK ve PYD Amerika'nın kuvvetlerinin kara gücünü oluşturuyor ve arada bir ittifak var. Bu ittifada taktik bir ittifak diyorlar, stratejik değil. Yani şimdi bu durumu elde etmiş olan karşımızda bir PKK ve PYD var. PKK ile PYD de hiçbir şekilde ayırt edilemez. Çünkü PYD de aynen Kandil tarafından yönetiliyor. Ama şu anda Amerika'nın kara gücü Suriye. Ama Amerika'nın Suriye'de kara gücünü oluşturuyor ve Amerika ile işbirliği. Aynı zamanda bir de şu husus var. PYD kuvvetleri arasında büyük bir bölümde PKK kuvvetleri. Yani Türkiye'de Kandil kendi vurucu gücünü de Amerika'nın hizmetine vermiş durumda. Şimdi bu durum PYD'nin kazandığı yeni jeopolitik konumla beraber PKK'nın ve PYD'nin Orta Doğu bölgesinde siyasal bir güç olarak yükselmesine yol açtı. Bu çok önemli. Kürtleri temsilen bölgedeki öyle mi? Tabii. Hı hı. Şimdi şu husus var. PYD'nin kazandığı jeopolitik konumdan bahsettim. Şimdi siz de biraz önce bana Kürt koridorundan bahsettiniz. Şimdi bu Kürt koridoru Cezire en doğuda, sonra Kobani,
sonra Afrin diye uzanıyor bu koridor. Bu koridorun kesildiği bir nokta var, Celebulus bölgesi. Orada 90 kilometrelik bir açık var. Yani Kobani ile Afrin arasında 90 kilometrelik bir açık var. Orada IŞİD kuvvetleri var ve bazı ondan sonra efendim El-Nusra kuvvetleri var. Şimdi Türkiye'nin amaçlarından bir tanesi de Kobani ile Afrin'in birleşmemesi. Türkiye diyor ki Fırat'ın batısına geçemez. Anlatabiliyor muyum? Bu PYD kuvvetleri. Ve Türkiye ile Amerika arasında da bir anlaşma var. Veya bu anlaşmanın ne kadar kesin olduğunu bilmiyoruz. Fakat bir anlaşmadan bahsediliyor. Bu anlaşma veyahut da bu mutabakat çerçevesinde bu bahsetmiş olduğumuz Celebulus bölgesi IŞİD'den temizlenecek bir bölge olacak ve oraya mülteciler yerleştirilecek. Tabii Türkiye'nin kafasında oraya Türkmenleri yerleştirmek var. Fakat buna efendim işte PYD, Amerika karşıda çıkıyor. Yani biraz karışık bir konu. Fakat bir koridor açılmış durumda. Yani Türkiye'nin güney sınırlarında Suriye ile olan 811-812 kilometrelik, bazen onu 900 kilometre diye de ölçüyorlar ama 812 kilometredir o. Efendim, o bölgede bunun aşağı yukarı 650-700 kilometresi bu yeni ortaya çıkmış olan ve özellik peşinde koşan veya hatta özerk efendimlik statüsünü kazanmış olan bu Kürt koridorunda yani PYD'nin egemenliğinde olan efendim bölgede vuku buluyor. Şimdi buraya PYD diye bakmamak lazım. Bu aynı zamanda PKK'nın bölgesi. Yani çünkü PYD söylemiş olduğum gibi Kandil tarafından yönetiliyor. Şimdi Kandil bir ahtapot gibi esas itibariyle. Kandil'in dört kolu var. Yani bir tanesi Pıcak, İran kolu. Bir tanesi efendim PKK kolu. O biri efendim PYD kolu. Bir diğer kol da Irak'ta. Yani bütün bunların hepsinin komutası esas itibariyle Kandil'den yönetiliyor. Ve Kandil istediği zaman bu ahtapot kollarından birisini, ikisini, üçünü hatta Türkiye'ye karşı birleştirebiliyor. Yani bunu görmek lazım. Fakat müttefikimiz Amerika diyor ki PKK başka, PYD başka. Ben PYD'yi herhangi bir şekilde bir terörist efendim unsur olarak görmüyorum diyor. Yani işte devamlı olarak belki burada da söylemiştir, televizyonda devamlı olarak işitiyoruz. Artık klişe oldu. Yani PKK Kandil'deyken, Türkiye'deyken terörist ama PKK PYD saplarına gittiği zaman Amerika'nın efendim kara gücünü oluşturduğu zaman terörist değil, barışa hizmet eden efendim bir güç olarak görülüyor. Yani böyle gerçekçi bir yorum olmuyor tabii bu da, evet. Analiz olmuyor. Şimdi bir reklama doğru gideceğiz, bir iki dakikamız var. Burayı toparlayalım isterseniz, fotoğrafı netleştirmiş olalım tam olarak. Şimdi burada önemli olan şey şu. Biraz önce başlangıçta söyledim ya, Orta Doğu'da baş döndürücü bir jeopolitik dizayn var. Bu dizaynın en önemli unsurlarından birisi de bu bahsetmiş olduğunuz Kürt koridorudur. Bu Kürt koridoru PYD'nin, PKK'nın egemenliğindedir. Ve efendim uzun bir koridordur. Efendim burada aşağı yukarı 1 milyon 200, 1,5 milyon efendim Kürt yerleşmek üzeredir buraya. Ve efendim bu bölgede PYD'nin, PKK'nın yerleşmesi ve aynı zamanda bunların Amerika'nın kara gücü görevini yapması PYD ve PKK'ya bir meşruiyet efendim kazandırmıştır. Hatta bu mesele PKK'nın meşruiyetini gündeme getirmiştir. Efendim bu hususta öneriler vardır Avrupa Parlamentosu içinde. Bu Türkiye için çok büyük bir tehdittir. Hı hı. Neden bir çok büyük bir tehdittir? Çünkü PKK'nın burada gücü vardır
ve hani Türkiye ile efendim aşağı yukarı 650 kilometrelik bir cephe ve aynı zamanda stratejik bir derinlik kazanmışlardır. Yani sadece Kandil değil, şimdi bir de PKK'nın yerleştiği ve Türkiye'ye karşı mücadele verebileceği, savaş verebileceği 650 kilometrelik bir cephe var. Ve bunun aynı zamanda bir stratejik derinliği var ve burada evet. da bir gücü var. Burada kaldığımız yerden saat başında devam edelim. Ortaya çıkan görüntünün üzerinden artık Türkiye'ye de yaklaştık. Nerede hata yaptık, bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bir fotoğraf koyduk ortaya. Saat başında devam edeceğiz sevgili izleyiciler.